İsrail'in yeni çatışma alanı açığı Lübnan'daki gelişmeler Türkiye'nin yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı savaşın yayılma riskine karşı acil ateşkes çağrısını yineledi. Gerekmesi durumunda da bölgedeki Türklerin tahliyesi için hazırlıklar yapılmış durumda tamamlandı. Ayrıca terörle mücadelede son bir haftadaki süreç bilanço ortaya kondu. 36 terörist etkisiz hale getirildi. İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini arttırmıştır. İsrail'in Filistin'den başlayıp Lübnan'a kadar yayılan saldırıları Orta Doğu'yu savaşa sürüklüyor. Tehlikeli gerilim Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Kaynaklar acil ateşkes çağrısı yaptı. Uluslararası toplumun acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır. Bölgedeki Türk vatandaşlarının durumu yakın takipte. Bakanlık kaynakları olası bir tahliye için planlama ve hazırlıkların yapıldığını vurguladı. Yardımların diğer kurumlarla koordineli yürütüldüğünün altı çizildi. 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesi 25 Eylül'de Beyrut'a ulaştırılmıştır. Yunan medyasının skandal haberi de kaynakların radarındaydı. F-35 programına katılma karşılığında S-400'lerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edileceği iddiasına kesin bir dille kapı kapandı. Üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Terörle mücadelede son durum paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 36'sı son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 2049 terörist etkisi hale getirmiştir. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.